Evet. Sözcüğünün harfleri yer değiştirilerek altı harfli sözcükler oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde her taf sözcüğü baştan kaçıncı sözcük olur diyor bize. Evet arkadaşlar şimdi alfabetik sıraya göre dediği için A ile başlayan karenin karesi seçelim. A ile başlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direkt arkadaşlar A'yı eriyorum. Geriye 5 tane harf kalıyor. 5 faktöriyel. Yani 120 tane sözcük yazabilirim böyle. İşte sonra E ile başlayan için de E ile başlayan için de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 5 faktöriyel olur. 120 tane de buradan gelir. Benzer şekilde F ile başlayan için de arkadaşlar 5 faktöriyel. O da 120 tane. Sonra H, A diyelim. H ile başlayan 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 4 tane boşluk var. 4 faktöriyel. 24 tane sözcük yazabiliriz. Sonra H, A diyelim. H, A diyelim. Bu da ne olur arkadaşlar? 3 tane boşluk kalır. 3 faktöriyel. 6 sözcük yazabiliriz. Sonra hef diyelim. H, A'dan sonra F. 1, 2, 3. 3 faktöriyel. Buradan da 6 tane gelir. Sonra R diyelim. Her A. Sonra 2 tane boşluk. 2 faktöriyel. İki tane sözcük yazabilirim. Kademi küçültelim bunun. Sonra her A'dan sonra ne gelir? F gelir. Değil mi? F'yi çünkü yukarıda kullandık. 1, 2. Buradan da 2 faktöriyel olur. Bir tane daha küçültelim. Sonra ne olur arkadaşlar? Her ne var? Her taf değil mi? Her taf. Bundan sonra ki sözcük ne olabilir? Bu F bitti sonra. F'den sonra ne gelir arkadaşlar? Her taf değil mi? Her taf. Her taf. Sonra F'den sonra ne gelir? T gelir. Başka da bir şey yok. Yani şu F var ya, F'den sonra T gelir. Dolayısıyla sonra A, sonra F gelir. Bu da bir durum. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar kaçıdır? 120, 120, 120, 360. Burası 30, 390 yaptı. Burası 398. 3 daha 401 yapar. Yani dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet, var mı sormak istediğiniz arkadaşlar? Bolaçan, Kubilay, Tuna, Yaz, Yok hocam. Yasin, Zeynep, Erce. Yok Evet, hocam. tamamdır. Şimdi arkadaşlar gelelim bir diğer sorumuza. Tekrarlı permütasyon. Tamamı burayı kim okusun? Tunahan okusun bakalım. Dinliyoruz. Sözcüğünün harfleri yer değiştirerek altı harfli sözcükler Yok, orası oluşturuluyor. Buna değil. göre Bir dakika. bunu Tekrarlı per. çözdük kardeşim Aa, ya. oğlum sen Artık dersini dinlemiyor ya. musun ya? Ya sen Dinliyorum saygısız da şu adamsın an ha. soru değişmedi ki bende. Nereye Allah. okuyacağım? Çözüm var ama niye okuyacaksın ki? Çözüm var. Aynen. Niye okuyorsun? Ya soru Ya. değişmedi. Ben nereye okuyacağım? Nereden bileyim? Vahiy mi Böyle bir inecek? şey, ben böyle bir şey Allah görmedim değişmedi mi abi. hala? Hala değişmedi. Vahiy mi inecek? Allah yok mu okuyacaksın? CS Bende en son oynuyor. soru Altta full gözüküyor abi. ya. Yok Ya şu an. LoL oynuyor. Ne Ya CS'si hocam boş. ya? Şu anda halen değişmedi Boş ya. yapıyorlar. Neyse. Değiştireceğim Tamamı şimdi. birbirinden farklı olmayan en tane elemanın en bir tanesi aynı türden mi özdeş? En iki tanesi aynı türden mi özdeş? En R tanesi aynı türden özdeş olsun. En birden en R'ye kadar olan en olmak üzere bu eleman
olmak üzere bu n elemanlı farklı sıralanışlarının sayısı n faktöriyel bölü n faktöriyel 1'den n faktöriyel r'ye kadar işte. Evet. Bu şekilde sayısını bulmuş oluruz. Teşekkürler sunağın. Geldik 14 numaralı sorumuza. Sayısının rakamları yer değiştirilerek yazılabilecek 7 basamaklı kaç tane çift sayı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sevgili arkadaşlar, çift olabilmesi için ne diyeceğiz? Sonu ne olacak? 2 Ya iki ve ya altı. 6 olacak. Bunlardan kaç adet var? 4. 3. 3 tane. 3. 3 tane var. O yüzden 3'ü yazıyorum buraya. Bir tanesini kullandık. Şu haneyi bir tanesini kullandık. Geriye 5 tane rakam kaldı. Değil mi? Ama bir dakika, toplam kaç tane diye? 2, 4, 7 tane. 7 tane. Bir tanesini biz buraya kullandık. Geriye 6 tane rakam kaldı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani kısaca 6 faktöriyel çarpı 3. Şuradaki 3. Bölü 2'den kaç tane var? Tekrar eden 2 tane. 2 faktöriyel. 3'ten kaç tane tekrar ediyor? 3 tane. 3 faktöriyele bölüyoruz. 5 ve 6'dan birer tane olduğu için yazsak da olur, yazmasak da olur. Yukarısı 6 faktöriyel 720 çarpı 3 bölü 2 kere 6 12 yapar. 12. Hemen sadeleştiriyorum. 72 ile 12 şurada 6 kaldı. 60 çarpı 3'ten 180 bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız Adana diyebiliriz. Evet, bu soruda bu şekilde var mı? Soruda sormak Yok hocam. istediğimiz, anlamadığımız yer Güzel yok. soruyormuş hocam. Evet. Yok hocam Geçelim anlamadım. bir diğer sorumuza. Yukarıdaki şekilde çizgiler boyunca hareket edip en kısa yolları kullanarak A'dan B'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? Arkadaşlar dikkat ederseniz şu bölgede iki hücre birleştirilmiş. Yani ortadaki çizik kaldırılmış. Normalde o öyle olmasaydı biz normalde kombinasyon ya da permütasyon kullanıp direkt A'dan B'ye kaç farklı yoldan seçim yapabiliriz, kaç farklı yoldan gidebiliriz, direkt bulabilirdik. Ancak böyle bir şey olduğu için arkadaşlar sayısı azalacaktır. Yani biz bunu sayarak bulacağız. Parmak hesabı diyeceğiz. Sayacağız. 1, 2, 3 diye. Ama bunun güzel bir şöyle yöntemi var arkadaşlar. Bilmiyorum, belki kaynaklarda da görmüşsünüzdür. Yöntemi şöyle düşünüyoruz. A'dan B'ye gideceğiz ya. Buraya mesela geliyoruz ya. Burada bir yol. Aynı yol olduğu için bir bir köşeler bir bir yazıyorum. Aynı yol. Yukarıda da bir yol gittiği için köşelere bir yazıyorum. Bir bir. Şimdi ben şuraya varmam için, bakın buraya varmam için bir buradan geliş var, bir buradan geliş var. Yani kısaca ben ne yapacağım? Şunu yapacağım arkadaşlar. Şu birle şu biri topluyorum. Buraya yazıyorum. Yöntem bu. Şimdi buradan buraya geliş şu iki ile şu biri topluyorum. Buraya 3 diyorum. Aynı şekilde buraya arkadaşlar şu 3 ile şu 1'in toplamı şuraya 4 yazıyorum. Sonra şu 1 ile şu 4'ün toplamı arkadaşlar şuraya 5 yazıyorum. Şimdi devam edelim aşağıdan. Şuradan karenin rengini değiştirelim. Şimdi şuraya geleceğim ben. Şurayı. Burayı nasıl hesaplarım? Şu 1 ile 2'nin toplamı. Yani rengi bir mavi olsun ya. Yanmadım. Şurası 3. Aynı şekilde arkadaşlar şu 1 ile şu 3'ün toplamı 4. Şu 1 ile 4'ün toplamı 5. Şu 1 ile 5'in toplamı 6. Devam ediyoruz. Şu 3 ile şu 3'ün toplamı arkadaşlar şurası 6. Şu 6 ile 4'ün toplamı yani şurası 10. Arkadaşlar devam ediyorum. Şurası yine 4 olur. Burası
burası. Yine aynı yoldan geldiğimiz için 4. Sonra şu 4 ile 5'in toplamı 9. Şurayı nasıl hesaplarım? Şu 10 ile şu 4'ün toplamı, şurası 14. Sonra şu 14 ile 9'un toplamı kaç yapar? 23. 23. Yukarı doğru devam edelim biz. Şu 5 ile 10'un toplamı 15. Şu 15 ile 6'nın toplamı arkadaşlar 21. Şu 14 ile 15'in toplamı 29. Şu 29 ile 21'in toplamı kaç yapar? Söyleyin. 50 yapar. Sonra şu 29 ile 23'ün toplamı kaç yapar? 52. Ve nihayetinde B noktasına geliyoruz arkadaşlar. Topladığımızda 102 farklı şekilde A'dan B'ye gidebiliriz. Evet, var mı sormak istediğimiz? Biraz karışık gibi gözüküyor ama yöntem bu şekilde arkadaşlar, sayarak böyle bulabiliriz. Evet, geçiyorum o zaman arkadaşlar. Anlaşılmayan nokta yok sanırım. Gelelim bir diğer soru tipimize. Aşağıda tablodaki T harfinden başlayıp çapraz gitmeden yani şöyle bir yol çizmeden diyor. Gitmeden ve kutuları atlamadan yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerlenecek. Geçilen kutulardaki harfler yan yana yazılacaktır. Buna göre telgrafçı sözcüğü kaç farklı yoldan gidilerek yazılabilir? Yollardan bir tanesini şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Şöyle şu güzergahı diyelim ki takip ettik. Böyle aşağı geldik. Ve telgrafçı sözcüğünü tamamlamış olduk. Burası sağ diyelim. Yani sağ yönde devam ettik. Şuradan aşağı geldik. Aşağı. Dikkat ederseniz sağa doğru kaç tane S var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de aşağı iniyoruz. Arkadaşlar güzergahlardan birisi bu şekilde. Mesela bunların yerleri değişebilir. Örneğin bir güzergah daha gösterelim. Mesela örneğin şuradan aşağı indim. Tamam, sonra sağ yaptım. Sonra aşağı indim. Sağ yaptım. Bitti. Şimdi aşağı 1, 2, sonra sağ, aşağı, sonra sağ. Şimdi bunları yazalım. İki tane A yan yana, sonra iki tane S var. Sonra iki tane A, iki tane S. Yani bu şekilde de olabilir. Ancak dikkat ederseniz sayı değişmiyor arkadaşlar. Toplamda 8 tane harf var. Bunların yerleri değişebilir. Hiç problem değil. Tekrarlı permütasyon burada devreye sokacağız. Yani bu yolların sayısını arkadaşlar güzelimsi tekrarlı permütasyon yolundan bilebiliriz. 8 faktöriyel bölüm. A'dan kaç tane var? 4 tane. 4 faktöriyel. S'den kaç tane var? 4 tane olduğu için 4 faktöriyel bölüyoruz. Gerekli işlemleri yaparsak arkadaşlar cevabımız 70, yani doğru cevabımız Denizli olacaktır. Evet, var mı bu soruda da anlamadığımız yer, sormak istediğimiz? Evet arkadaşlar. Ses 1-2'den ama sanırım yok. Evet, bu soruyu kim okuyuversin bakalım. Yağız okusun. Yağız, dinliyoruz. Evet. Yağız, dinliyoruz. Allah Allah, nereye gitti ki bu çocuk hocam? Yağız yok mu ya? Hocam boğaç okusun ya o zaman. Ben okuyabilirim hocam yani. Olur, okuyabiliriz. Ayıp ya gerçekten.
Kara kutu kelimesinin harfleri kullanılarak yazılabilen 8 harfli kelimelerin kaçında K harflerinden hemen sonra U harfleri gelir? Evet, iki tane K'mız var, iki tane U'muz var. K'dan sonra hemen O, K'dan sonra hemen O. Arkadaşlar bunu biz bir harf olarak kabul edebiliriz. Yani bunu örneğin X olarak kodlayalım. Bunu da X olarak kodlayalım. İki tane X var. Sonra geriye ne kalıyor? İki tane A var. Sonra R var. T var. Arkadaşlar İşte burada 2, 4, 6 tane harfimiz var. 6 faktöriyel şeklinde dizilir. X'ten 2 tane olduğu için 2 faktöriyele bölüyorum. A'dan 2 tane olduğu için 2 faktöriyele bölüyorum. Diğerlerinin birer tane olduğu için yazmamıza gerek yok. Yukarısı 720. Aşağısı 2, 2, 4 eder. 72'yi 4'e bölersek 18. Yanına 0 eklediğimizde yani 180 tane harf sözcükte arkadaşlar K'dan hemen sonra U harfi gelir diyebiliriz. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar kombinasyon bundan bahsetmiştik bir önceki dersimizde. Şöyle bir göz atabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili şöyle karşımıza çıkabilecek soru tarzlarına göz atalım. Beş mühendis, beş mimar ve beş teknikerin bulunduğu bir fabrikada beş kişilik bir ekip oluşturulacak. Her meslek grubundan en az bir kişi olması koşuluyla bu ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar beş mühendisten üç mühendis, 5 mimardan 1 mimar, 5 teknikerden 1 tekniker seçebilirim. Ya da bunların yerleri değişebilir arkadaşlar. Yani nasıl? İşte 5 mühendisten bir tane mühendis, 5 mimardan işte 3 tane mimar, işte 5 teknikerden 1 tekniker. Yani bunların yerlerini değiştirebilirim. Kısaca nedir aslında? 3 faktöriyel bunların adedi bölü iki tane bir olduğu için iki faktöriyel. Üç durum var aslında burada. Üç durum var. Bunların yerlerini değiştirilmesi. Toplamda beş kişi seçmiş oluyorum. Üç, dört, beş. Mesela diyorum ki seçim şöyle de olabilir. Şurası çok önemli. Altını çizelim. Yani her meslek grubunda en az bir kişi olacak. Öyle bir şart koşuyor bize. Diyorum ki arkadaş mesela şöyle de olabilir. Beş mühendisten iki tane mühendis seçebilirim. 5 mimardan 2 tane mimar. Sonra 5 teknikerden 1 tekniker. Toplam 5 kişi. Bunların yerleri de değişebilir. Nasıl değişebilir? Ya 5 mühendisten 2 tane mühendis değil de 1 mühendis seçebilirim gibi yani. Öyle de düşünebiliriz. Çünkü hepsinde beşer beşer tane olduğu için. Kısaca arkadaşlar burada da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bunların yer değiştirmesi. Burada da 3 durum var. Peki bunun haricinde yani diyebilir miyiz ki işte 5 mühendisten işte 3 tane mühendis seçerim arkadaş. İşte 5 mimardan da bir tane seçerim. Teknikeri salla boş ver. Diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü her meslek grubunda en az bir kişi olacak. Bunun haricinde arkadaşlar, bunun haricinde başka seçim yapamayız. O zaman bunların hesabını oluşturalım. Hesaplayalım yani. Şimdi şu birinci duruma bakalım. Bakın. 5 mühendisten 3 tane mühendis seçtim. Çarpı diyorum. 5 mimar arasından bir mimar seçiyorum. 5'in birisi. 5 tekniker arasından bir teknikerin seçimi 5'in birisi. Çarpı. Kaç durum var bunda? 3 durum var. O yüzden 3 ile çarpıyorum. Artı. Aşağıdaki duruma geçiyorum. 5 mühendisten 2 tane mühendis. 5'in ikilisi. Çarpı. 5 mimardan 2 mimar. 5'in ikilisi. Sonra 5 teknikerden 1 tekniker. Seçtik.
Arkadaşlar bunların da durum sayısı 3 durum var. 3 ile çarpıyor. Bu kadar. Hesaplayalım. Burası 10 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 3 artı 10 çarpı 10 çarpı 5 çarpı 3. Kaç yapar? 70 ve 750. Tamam. Evet, 25, 75, 750 artı 1500. İkisini toplarsak 2250 yapar. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet, var mı sormak istediğiniz, anlamadığınız yer? Alo. Yok hocam, anlaşılmıştır. Yaz, ne yapıyorsun? Ya, hoş geldin ya Yaz. Hocam anlamadım ya. Gelmedi ses. He, olabilir. Demek bazen ses... Namık Kemal. Bazen sesimiz geliyor demek ki, bazen gelmiyor değil mi? Ya yok hocam, benim bilgisayarla alakalı bir olay ya. Arada şey gidiyor, hoparlöre bir şey oluyor, değiştirmem gerekiyor. Evet, olabilir ya. Bazen teknik sorunlar... Sizlik bir durum değil yani, benimle alakalı bir şey. Bazen... Ne oluyor hoparlöre? Şey, ses çıkmıyor bilgisayardan, sesi gidiyor direkt. Hoparlör sağlayıcımı değiştirirsem düzeliyor. Aynen. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bunu okuyalım Yaz, dinliyoruz. Okuyayım hemen hocam. 2 küçük eşittir A, küçüktür B, küçüktür C, küçüktür 9 olmak üzere ABC biçiminde 3 basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir? Evet, kaç değişik sayı yazılabilir? 2'ye eşit olma durumu da var ya, o yüzden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane rakam var arkadaşlar? 7 tane rakam var. Bu 7 rakamdan herhangi 3'ünü seçelim. Mesela Yaz, 3 tane seç. Seçmece karpuz. Seç 3 tane. Rastgele seçeyim mi hocam? Rastgele seç ya. 3, 6, 8. Evet, 3, 6, 8 seçtik. Peki bu A küçük, B küçük, C koşuluna sağlıyor mu? A, B, C. Yani şöyle ifadeyi sağlıyor değil mi? A'yı 3, B'yi 6, C'yi 8 aldığımızda koşulu sağlıyor mu? Sağlıyor. Sağlıyor. Mesela herhangi bir 3 tane daha seç. Herhangi başka 3 tane daha seçelim. 2, 5, 7. Evet, güzel. 2, 5, 7. Yine bunu A alırız, bunu B alırız, bunu C alsak yine şartı sağlıyor. Yani kısaca demem şudur ki, bu 7 rakamdan herhangi 3 tanesini seçtiğinde, şuradaki koşulu sağlıyor. Buradaki koşulu sağlıyor. Dolayısıyla 7'nin üçlü kombinasyonu A, B, C 3 basamaklı sayısını oluşturur. 7'nin üçlüsünü hemen hesaplayalım. 7, 6, 5 bölü 3, 2. Şunlar sadeleşir. Cevabımız 35 olur. Yani doğru cevap Ceyhan diyebiliriz. Nasıl, sıralaması önemli değil yani. Sıralama şimdi şöyle, bizim hani biraz önce dedi ki herhangi 3 tanesini seçtik ya, o 3 tanesini biz istediğimiz şekilde sıralayabiliriz. Yani o şartı sağlayabiliriz. Mesela dedik ya 2, 5, 7 hocam seçelim. Mesela o 2, 5, 7'yi ben böyle dizebilirim yani. Böyle sıralayabilirim yani. A küçük, B küçük, C şeklinde sıralama da sakınca tamam. Yok. O yüzden 35 tane diyorum. Yani seçme yaptım sadece burada. O seçtiğim şeyi istediğim şekilde dizebilirim. Örnek, 3 tanesini seçtim. Böyle dizebiliyor muyum? Yani şartı sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman sıkıntı yok. Herhangi üçünü seçmem ve istediğim şekilde dizebilmem ve sıkıntı olmadığı için direkt 7'nin üçlü kombinasyonu cevap anahtarımdır diyebiliriz. Evet, kombinasyon özellikleri. Arkadaşlar şöyle bir göz atın. Bir önceki derste sanırım şunlardan bahsettik. Şundan. Bundan da bahsettik.
Diğerleri de zaten yeri geldiği zaman kullanıyoruz. Oradaki hemen hemen çoğunu gözden geçirmiştik. Bakalım hemen sorularımıza. Şöyle bir soru. Kanun alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar, birinci durum. Mesela diyorum ki K artı 7 eşit olabilir 4K eksi 11. Buradan 3K'mız eşittir 18, K'mız 6'dır. Bu birinci durum. İkinci durum. Sonra diyorum ki 21 eşit olmalı. İkisinin toplamı K artı 7 ile 4K eksi 11'in toplamı olmalı. Buradan 5K eksi 4K'lı karşı tarafa attık. 25. K'mız 5 olur. İkisini toplarsak 5, 6 daha 11. Doğru cevabımız Denizli diyebiliriz. Evet, bu soru da bu şekilde. Var mı sormak istediğiniz, anlamadığımız yer? Evet. Arkadaşlar. Erce. Alo. Erce'nin mikrofonu yok hocam. Ha, doğru. Zeynep. Yok hocam. Tamam. Ondan sonra Yasin. Yok hocam. Tamamdır. Tuna. Yok hocam. Mikrofon açılmadı. Evet. Tamamdır. Şimdi gelelim bu sorumuza. Zeynep, okuyabilir miyiz soruyu? Olduğuna göre K'nın alabileceği değer n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Evet, n'in alabileceği değerler toplamı. Buna benzer geçen dersimizde çözdük. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar 11'in beşlisi. Hemen bunu yanına ekliyorum. 11'in altılısı. Bu ikisinin toplamı 12'nin altılısı olur. Hemen bunu yanına ekliyorum. İşte 12'nin yedilisi. Toplamı nedir? 13'ün yedilisidir. Sonra hemen şunu yanına ekliyorum. 13'ün sekizisi. Topluyorum bunu. 14'ünün sekizisi olur. Sonra hemen yanına bunu ekliyorum. 14'ün 9'lu kombinasyonu. Bu da 15'in 9'lu kombinasyonda eşit olur. Hemen bunun yanına bunu yazabilirim. Hepsinin toplamı neymiş? 15'in 9'lu kombinasyon. Arkadaşlar, burada iki durum var. Bir önceki sorunun aynısı. Yani buraya kadar geldikten sonraki aşama aynı. Birinci durum var. Diyebiliriz ki 15 eşittir şu ikisinin toplamı. Yani n artı 2 artı 9. Artı 9. Buradan n'imiz kaç olur? 11, 4. Bir tanesi bu. İkinci durum. N artı 2 eşit olabilir. 9. N 7 olabilir. İşte şu 7 ile 4'ün toplamı. Doğru cevabımız Ceyhan şıkkını verir. Evet. Var mı sormak istediğiniz? Evet arkadaşlar. Sanırım yok. Tamam. Geçiyorum. Bunu biliyoruz kümeler konusunda. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Hadi bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. A sayısı B sayısının kaç katıdır? Evet. Hepimiz uğraşıyoruz bakalım. Acep kim önce bulacak? Hadi arkadaşlar. Evet. Cevaplarımızı alayım. A, B, C, D, E. Hangisi? Kubilay?
Bulamadım hocam ben. Bulamadım. Şimdi şuraya şunları eklesek. 15'in 8'isi 15'in 9'usu artı nokta 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 15'in 14'lüsü 15'in 15'lisi. Bu ifade 2 üzeri 5 değil miydi? Kıbrak. 2 üzeri 15. 2 üzeri 15 değil. 15. Ha, 2 üzeri 15 değil mi? Burada kaç tane terim var? Şu eklediklerimle beraber kaç tane terim var? 16 tane. Güzel, 16 tane terim var. Şimdi diyorum ki 15'in sıfırlısıyla 15'in 15'lisi birbirine eşit. Aynı. 15'in birlisiyle 15'in 14'lüsü aynı. İşte burada 15'in 13'lüsü var. Diyorum ki şu 15'in ikilisiyle 15'in 13'lüsü aynı. Ha, demek ki şu tarafta 8 tane terim var. Bu tarafta da 8 tane terim var. O zaman ikişer ikişer de birbirine eşit. O zaman diyebilir miyiz ki bir elmanın yarısı bir tarafta, diğer yarısı öbür tarafta. Doğru mu? Öyle değil mi? 8'i evet, diğer hocam. Tarafta, 8'i evet, diğer hocam. Tarafta. Yani kısaca A sayısı aslında 2 üzeri 15'in yarısıdır. Yarısıdır. O da nedir? 2 üzeri 14'tür. Benzer şekilde aynı taktik. İşte bakın burada çiftler var. 0, 2, 4, nokta nokta 12. Neler bunlar? İşte 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç tane var burada? 2, 4, 6, 7. 7 tane çift. 7 tane de tek var. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bakın 7 tane de tek var. Mesela 13'ün sıfırlısı, diyorum ki 13'ün 13'lüsüne eşittir. Yani bunlar, bunu eklesen. İşte 13'ün ikilisi aslında 13'ün kaçlısına? 11'lisine eşittir. İşte böyle devam edersem, bu da bunlar eklersem yani 2 üzeri kaç yapar? O da 2 üzeri 13 yapar. Kısaca bu tarafta 7 tane var. Bu tarafta da 7 tane var. Bu da yarısı. Yani ben sayısı da nedir? 2 üzeri 13'ün yarısı. O da ne yapar? 2 üzeri 12 yapar. A sayısı B sayısının kaç katıdır diyor ya. O zaman böylece A'yı B'ye böldüğümde kaç katı olduğunu bulurum. 2 üzeri 14'ü 2 üzeri 12'ye böldüğümüzde 2'nin karesi yani 4'ü bulmuş oluruz. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Evet, soru anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamamdır. Arkadaşlar bir diğer örneğimiz. Evet, kümesin 5 elemanlı 35 tane alt kümesinde 5 ve 7 eleman olarak bulunurken 6 eleman olarak bulunmayacak. Buna göre A kümesinin en az 4 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Önce bir A kümesinin eleman sayısını bulmam lazım. Kaç elemanlı bilmiyorum. En elemanlı diyelim. En elemanlı diyelim. Şimdi 5 elemanlı alt küme sayısı 35'miş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. Bunun içinde 5, 7 olacak. 5, 7 olacaksa bunları torpil geçmiş. 5, senin yerin hazır. 7, senin yerin de hazır. Ancak 6 olmayacak. 6'yı istemiyorum çarpı. O zaman 3 tane eleman elendi değil mi? 3 tane eleman ediyoruz. Geriye ne kalıyor?
N-3 tane eleman arasından kaç tane seçim yapacağım? 1, 2, 3. Üçlü kombinasyonu eşittir kaça? Şuradaki 35'e. 35'e eşitliyorum. Buradan arkadaşlar enimizi kaç buluyoruz? Enimizi 10 buluyoruz. Süremizde her an yayın kopabilir arkadaşlar. Bize neyi soruyor? 10 elemanlı bir kümenin 4'lü kombinasyonu, 5'li kombinasyonu, nokta nokta 10'un 10'lusu. Bu da arkadaşlar diyorum ki bu ifadeye şunları eklersem işte 10'un 0'lısı, 10'un 1'lisi, 10'un 2'lisi, 10'un 3'lüsü eklersem ne olur? 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 10 1024'tür. 10'un 0'lısı 1. Bu 10 yapar. Şurası 45 yapar. Burası 120 yapar arkadaşlar. Toplarsak 165.